Merhaba arkadaşlar. Sağol. Nasılsınız? Sağol. Teşekkürler. Karşılama töreni sona ermiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Hadi edelim. Sağol. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. konuklar, kıymetli emniyet mensupları, emniyet genel müdürlüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz edelim. Niyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli polislerimiz, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bir rahmet, bereket, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının ortalarına doğru geliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekası uğrunda hayatını feda etmiş tüm polislerimizi bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve siz mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimizin güvenliğini, huzurunu sağlamak için gece gündüz görev yapan 260 bin emniyet teşkilatı mensubumuzun her birini ayrı ayrı kutluyorum. Devlet olmanın en başta gelen vasıflarından biri vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Emniyet teşkilatı bu vazifesiyle devlet millet kaynaşmasının sağlanmasında çok önemli bir misyona sahiptir. Güvenlik, özgürlük dengesi büyük ölçüde Polislerimizin görevlerini hangi bilinçle yaptıkları ile ilgili bir tartışmadır. Şayet emniyet teşkilatı elindeki gücü ve imkanı milleti için kullanıyorsa orada huzur vardır, orada güven vardır. Ama bu güç adı ne olursa olsun şu veya bu vesayet odağının şu veya bu grubun çıkarlarının emrine verilirse işte o zaman gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşanır. Türkiye bu şekilde sıkıntılı dönemleri zaman zaman yaşamıştır ve hala da yaşamaktadır. 1980 öncesi polis teşkilatının nasıl ikiye bölündüğünü bu durumun ülkenin güvenliğine ve huzuruna nasıl zararlar verdiğini gayet iyi biliyoruz. O dönemleri çok acı yaşadık. Aynı şekilde 17-25 Aralık darbe girişimiyle ifşa olan bir grubun adeta yargı teşkilatı, polis içinde ayrı bir polis teşkilatı oluşturduğunu dehşetle gördük. Diğer alanlarda da Benzer oluşumlara giderek devlet içinde paralel devlet kurmaya çalışan bu yapıyla kararlı bir mücadele içindeyiz. Emniyet teşkilatımız bu yapının öncelikli hedeflerinden biri olduğu için en ciddi zararı gören ve en ciddi mücadelenin yürütüldüğü kurumlarımızın başında geliyor. Ülkenin ve milletin menfaatlerine saldırmayı kendisine görev bilen bu ihanet çetesi dünyanın her tarafında Türkiye'nin aleyhinde çalışıyor. Gittiğimiz yerlerde paralel devlet yapılanması örgütünün üyelerinin bölücü terör örgütü mensuplarıyla Ermeni çetecilerle omuz omuza ülkemize karşı eylem yaptıklarını görüyoruz. Bizzat Amerika'da konferans vereceğim bir think tank kuruluşuna girerken orada bu çetenin VPG ile PKK ile Ermeni terör örgütüyle nasıl şahsıma ve heyetime karşı gösteriler yaptığını bizzat gördüm. Bizzat yaşadım. Bunlar ne millidir, Neerlidir, ne de bu vatanın evlatlarıdır. Açık söylüyorum. Bu yapı terörle mücadelemizi baltalamak için de elinden gelen her şeyi yaptı, yapıyor. Kardeşlerim, mit tırları meselesi sadece ihanetin bilinen örneğidir. Sizler bizzat yaşadığınız için. Diğer meselelere çok daha vakıfsınız. Milletimiz paralel yapının işte bu karanlık yüzünü, gerçek niyetini, sinsiliğini, ihanetlerini gördüğü için bunlara karşı yürütülen mücadeleyi de samimiyetle destekliyor. Milletin arkasında durduğu bir mücadelenin başarıya ulaşmaması söz konusu değildir. Allah'ın izniyle bu iş sonuçlanacaktır. Ve bu iş başarıya ulaşacaktır. Aynı şekilde bölücü terör örgütü ilçelerde, mahallelerde eylemlere başladığında bölge halkının ve ülke kamuoyunun en azından bir kısmının güvenlik güçlerimize karşı kendisini destekleyeceğini sandı. Fakat kısa sürede Bölge halkının da 3-5 hain dışında kamuoyunun da teröristlerin değil güvenlik güçlerimizin yanında yer aldığı görüldü. Çünkü teröristler bölge halkının canına, malına, mahremiyetine, namusuna, onuruna saygı duymaz. Ona hayatı zindan ederken güvenlik güçlerimiz özellikle de polisimiz vatandaşlarımıza kendi ailesi gibi ihtimam göstermiştir. Kendisi şehit olma pahasına masum insanların hayatını korumak için çırpınan güvenlik güçlerimizin bu hasbi tutumu bölge insanının kalbini daha fazla kazanmalarını sağlamıştır. Terör örgütünün baskı, şiddet ve kan diliyle onun güdümündeki partinin yalan ve zehir saçan siyaset diliyle değil gönül diliyle kurulan bu ilişki inşallah bölgede yeni bir dönemin habercisidir. Rabbim bu mücadelede bizzat yer alan, destek olan herkesten razı olsun. Değerli kardeşlerim. Terörle mücadelenin sadece polisin Askerin sırtına yüklenemeyecek kadar çok boyutlu bir iş olduğunu biliyoruz. Güvenlik güçlerimiz Temmuz ayından bu yana üzerlerine düşenleri başarıyla yerine getirmişlerdir. Şimdi askerimiz kırsaldaki teröristleri, polisimiz de şehirdeki yapılanmaları ortadan kaldırmak için yoğun bir mücadele içindedir. Bu operasyonların başarısı terörle mücadelenin diğer boyutlarının hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine mahal vermeden bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Ve bunu yapacağız. Çok kısa zamanda yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Sizler dimdik durdukça imanınızı, azminizi aynen şu ana kadar nasıl koruduysanız korudukça bilesiniz ki bizler devletin başı, devletin başları olarak da inşallah bunu nihayet erdireceğiz. Ve şu anda bulunan o bölge, adeta yıkıma uğramış olan o bölge tamamıyla sıfırlayacağız ve yeniden oraları ihya ve inşa edeceğiz. Bunu çok farklı yerlere çekmek isteyenler var. Değerli kardeşlerim, bu vatan bizim. Bu topraklar bizim. Ve bizler bu teröristlerin yaptıklarını bilin ki bunlar bizim, evet, sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür biter. Ve bu çok daha gür bitecektir. Ecdadımız böyle yürümüştür. Biz de böyle yürüyeceğiz. Ve o toprakları ihya inşa ederken Batı'ya da oradan bir ders vereceğiz. Bunları yayınladınız değil mi televizyonlarınızda? Bunları gösterdiniz. Türkiye'de iç savaş var dediniz. Türkiye'de iş savaş yok. Üst takıl olarak beslediğiniz o beslemelerinizin tahribatları var ve o tahribatlar giderilmiştir ve şimdi yeniden buralar inşa edilmiştir. Ya silahlarını bırakacaklar, gömecekler, betonlayacaklar, koordinatlarını da verecekler ya da bu topraklardan çekip gidecekler. Bu konuda kararlılığımız var. Bu konuda imanımız var. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü bu topraklar alışılmış bir toprak değildir. Her zaman söylüyorum. İstiklal Şairimizin de ifade ettiği gibi şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet bu vatan bizim. Ve tek vatanımız bizim bu. Terör örgütü yakar, yıkar, tahrip eder. Devlet ise evet, imar eder, inşa eder, ihya eder. Terör örgütü gerekli önlemler alınarak eylem yapamaz hale getirilebilir. Ama bölge insanının terör örgütüyle arasına mesafe koyması sağlanamazsa o örgüt yeniden dirilir, yeniden güçlenir. Geçmişte bunun örnekleri defalarca görüldü. Tabii terör örgütüyle birlikte hareket eden imkanlarını ve iradesini örgütün emrine veren yapıların üzerine de süratle gidilmesi şarttır. İşte dokunulmazlıkların kaldırılması bu konuda önemli bir adım oldu. Meydan okuyorlardı. Dokunulmazlıkları kaldıralım biz diyor, hazırız diyorlardı. Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldikten sonra nasıl feveran ettiler gördünüz değil mi? Şimdi bakın batıda dolaşıyorlar. Ben buradan bu akşam bu anlamlı topluluktan Avrupa parlamentosuna sesleniyorum. Sizler Parlamento binasının koridorlarına asmış olduğunuz o bölücü terör örgütlerinin bayraklarıyla nereye mesaj vermek istiyorsunuz? O paçavralarla nereye mesaj vermek istiyorsunuz? Bilesiniz ki bunlar Türkiye'nin gönlünü yapmanıza yetmez. Çünkü Türk milleti bunların hesabını vakti zamanı geldiğinde gereken kişilere de sormasını bilecektir. Bundan sonra terör örgütünün adeta birer militanı gibi hareket eden arabalarıyla terörist taşıyan silah taşıyan imkanlarını teröristlere tahsis eden milletvekilleri yaptıklarının hesabını adalet önünde verecekler. Şu anda dosyalar, fezlekeler, evet mahkemelere gönderilmeye başlandı. Hepsi de gitsinler şimdi yargı önünde bunun hesabını versinler. Aynı şekilde belediyeler konusunda gerekli adımları süratle atmamız gerekiyor ve onun da adımlarını atmaya şu anda hazırlanıyoruz. O adımları da atacağız. Öyle belediye başkanı devletten gelen bütçe payını alacak, bunu daha gönderecek. Yok böyle şey. Bunun da hesabını soracağız. Bunların da hesabı sorulacak. Terör örgütünden sipariş, başkan yardımcılıkları, bütün bunların hepsinin adım adım hesabını soracağız. Kanun gerekiyorsa kanun çıkartılarak, idari işlem gerekiyorsa işlem yaparak, bölgedeki belediyelerin örgütün tasallutundan kurtarılmasına ihtiyaç vardır ve bunu devlet olarak hükümet olarak yapacağız. Hükümetin bu konuda gerekli çalışmaları evet. Başbakanımızla da, bakanlarımızla da görüştüm. Yaptıklarını ve yapmaya gayret ettiklerini gördüm, görüyorum. Bir başka önemli mesele. Yurt içinde ve yurt dışında sivil toplum kuruluşu görüntüsü altında terör örgütü için çalışan kuruluşlardır. Bunların faaliyetlerinin önüne geçilmesi için de gereken mekanizmalar hızla kurulmalıdır. Kamu kurumları içinde bölücü terör örgütüyle irtibatlı kimler varsa derhal tespit edilip hem memuriyetten men edilmeli hem de haklarında gerekli adli işlemler yapılmalıdır. Terör örgütüne eleman kazandıran öğretmen, teröriste ilaç taşıyan sağlık memuru, örgütün propagandasını yapan memur, Bunlar asla kabul edilemez çarpıklıklardır. Bu devlet kendi parasıyla kendi aleyhine çalışan kişileri besleyemez. Bunun için de devlet memurlarıyla ilgili mevzuatın köklü bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Bölgedeki kamu faaliyetlerinin sosyal yardımlardan yatırımlara kadar baştan sona yeniden gözden geçirilmesine ve düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Teröristlere devletin çelik yumruğunu bölge halkına ise eksikleri gidererek çarpıklıkları düzelterek devletin şefkatli yüzünü göstererek bu meseleyi çözüme kavuşturmakta kararlıyız. İşte siz değerli polis kardeşlerim, asker kardeşlerimin evlatlarımızın Güneydoğu'daki o mağdur, o mazlum yavruları okşamanız var ya onların 79 milyonda meydana getirdiği tesir çok farklı. Onların üşüyen ellerini ısıtan Necmettin Binbaşı'nın aldığı dualar ona ebedi alemde de bu alemde de farklı mekanları hazırlayıcıdır. Bu bakımdan bizler bu topraklarda şu dört başlıktan taviz vermeyeceğiz. İşte bunun bir tanesi tek millettir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla. 79 milyon tek millet. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz bölmedik. Ama bölücülere de fırsat vermeyeceğiz. Ve onlara asla bu ülkede tasarruf imkanı vermeyeceğiz. İkincisi tek bayrak. Bizim bayrağımız rastgele bir bayrak değil. İşte rengiyle, hilaliyle, yıldızıyla anlamları çok güçlü. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bu kadar anlamlı bir bayrak tanımı olamaz. Yok bunun dünyada eşi benzeri. Ve üç tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Ve bu vatanın tapusu şehidimizin kanıdır. Eğer toprak şehidin kanıyla yoğrulmuşsa işte o Türkiye'nin 780 bin kilometre karelik vatan topraklarıdır. Ve dördüncüsü de tek devlet. Devlet içinde devlet asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Bu tür gayretler içerisine girenler bilsinler ki yanlış oldular. Ve çok ciddi bir duvara toslamayla karşı karşıya kalacaklar. Ve zaten artık ecelleri geliyor. Kimisi kaçıyor, kimisi Pensilvanya, kimisi şurası, kimisi burası. Gidiyorlar. Gidecekler. Başka bu işin çaresi yok. Yani şahsımla ilgili, arkadaşlarımla ilgili birçok tehditleri vesaireleri geliyor. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onun için geri dönüş yok. Sonuna kadar bu işin üzerine gideceğiz. Çünkü, Çünkü... biz Sevgili kardeşlerim, biz uluhiyet denilen Allah'tan başka hiçbir mabut tanımadık, tanımıyoruz. Aklımızı da kimseye kiraya vermedik. Kimseye kiraya vermedik. Ve biz rububiyet yani Rab edinme Allah'tan başka bizim Rabbimiz yok. Bu yolda olanlar yanlıştadır. Ne demek o? Bize Pensilvanya'daki zat şah damarından daha yakındır. Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Bu bir küfürdür. Bu bir şirktir. Bize şah damarından yakın olan sadece Rabbimizdir. Rabbimiz ondan başka yok. Yok. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Ve bizler bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ve tarih boyunca bu milletin payına her zaman zor olan düşmüştür. Yine bugün de bu zorlukların üstesinden gelerek istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda emniyet teşkilatımızın, silahlı kuvvetlerimizin son zamanlarda özellikle adeta etle tırnak gibi iç içe olmaları en büyük gurur kaynağımızdır. Bu bizim en büyük mutluluk sebebimizdir. Mesela budur zaten. Bir olduk mu? Beraber olduk mu? İri olduk mu? Diri olduk mu? Kardeş olduk mu? Hep birlikte Türkiye olacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ve ben bununla iftihar ediyorum. Hiçbir dönemde hamdolsun askerimiz, polisimiz bu kadar birbiriyle kaynaşmamıştı. Bu kadar birbiriyle iç içe olmamıştı. Bunu daha da artırarak devam ettirmemiz lazım. Polisimiz kendi içinde amana şu fitnelere, nifak unsurlarına Allah için fırsat vermeyin. Fırsat vermeyin. Birbirinizi Allah için sevin. Bu vatan için sevin. Bu millet için sevin. O sokulmak istenen fitne unsurlarına asla fırsat vermeyin. Çünkü o bizden çok şeyler götürür. Çok şeyler de götürdü. Ama bundan sonra götürmesin. Yeni yeni bazı şeyler çıkarıyorlar. Garip garip şeyler çıkarıyorlar. Aman bunlara fırsat vermeyin. Bunlara fırsat vermeyin yazık olur. İnanın şu şehitlerimiz bizden bunun hesabını çok ağır sorar. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor bir fitne atıyor ortaya. Yok şöyleymiş yok böyleymiş. Öbürü öbür taraftan çıkıyor bir fitne atıyor ortaya. Kardeşlerim sizler buna inanıyorum ki fırsat vermeyeceksiniz. Bunlara yüz vermeyeceksiniz ve sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin ve milletin bekası için vazifelerinizi bir hakkın yapacağınıza inanıyorum. Ben bu duygularla Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha kutluyorum. Rabbim Ramazan-ı Şerife bizleri nasıl kavuşturduysa inşallah Ramazan Bayramı'na da bizleri aynı şekilde kavuştursun. Ve Ülkemiz milletimizin birliği beraberliği için İslam dünyasının birliği beraberliği için bir vesile kılsın. Tüm insanlığın barışına, selametine inşallah vesile kılsın diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.